Merhaba, ben uzman diyetisyen ve yaşam koçu Tuğba Yaprak. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bir haftada 5 kilo nasıl verebilirsiniz bu konuya değinmek istiyorum. Bir haftada hızlı ve kalıcı sonuçlar almak istiyorsanız yapmanız gereken ilk önemli adım akşam yemeğinizi erken saatte yiyip ve günü kapatmak olmalı. Çünkü havanın kararmasıyla birlikte maalesef yağ yakım metabolizması yavaşlıyor ve maalesef organlarımız yediğimiz besinleri yakmak için daha fazla çalışıyor, daha fazla yoruluyor. Kan şekerinin dengelenmesi adına vücudumuzda salgılan insülin bu besinleri depolamak için kullanılıyor vücudumuz tarafından. Bu nedenle de akşam yemeğini mümkün olduğunca 6 sonrasına bırakmayın. 5-6 gibi akşam yemeğinizi yiyin ve günü kapatın. Akşam yemeğini yerken öncelikli olarak bol bir mevsim salata veya fırınlanmış ızgara sebzelerle akşam öğününüzü tüketmeye başlayın. Çünkü salata ve fırınlanmış sebzeler sıfır kalorili gıdalardır ve bu gıdalarla mide hacminizin büyük bir kısmını doldurabilir ve iştah kontrolünüzü kolaylaştırabilirsiniz. Ardından 4 yemek kaşığı kadar ev yoğurdunuzun içerisine 1 tatlı kaşığı toplamı kadar zencefil, zerdeçal, karabiber ve çeyrek limon suyu ekleyin. Göbek bölgesindeki yağ yakım metabolizmasının hızlanmasına da destek olalım. Ardından ana öğününüze geçebilirsiniz. Ana öğününüzü daha az yiyip daha çabuk doyacaksınızdır. Bu da sizin daha hızlı kilo vermenize yardımcı olacak. Akşam öğünümüzü erkene çekmemiz kilo verme sürecimizi hızlandıracak. Özellikle akşam öğününüzde hindi gibi, tavuk gibi, balık gibi veya köfte gibi özellikle de az yağlı kıymayla evde yapılmış, içerisinde herhangi bir ekmek içi veya galeta unu eklenmeden yapılmış bir köfte tükettiğinizde bu besinlerin termojenik etkisi, yani bunların vücudumuz tarafından sindirilmesi, harcanması için daha fazla kalori açığı ortaya çıktığından dolayı bu besinlere öncelik verilmelidir. Bir haftada hızlı ve etkili sonuç almak istiyorsanız termojenik etkisi yüksek gıdaları mümkün olduğunca tüketin. Örneğin tavuk yerine hindi tüketmeyi tercih edin. Hindinin protein oranı daha yüksek olduğu için vücudumuz hindiyi yakarken tavuğa göre daha fazla enerji açığa çıkartır. Bu da daha hızlı sonuç almanızı kolaylaştırır. Bir haftada 5 kilo vermek istiyorsak çok çiğneyip az yemek yememiz gerekiyor. Bunun için de yemeklerinizi büyük tabaklar yerine küçük tabaklara koyup göz doygunluğunuzu da sağlamaya çalışın. Özellikle mevsim salataları, mevsim yeşillikleri, ızgara veya fırınlanmış sebzelerle tabağınızı doldurmaya çalışın. Göz doygunluğu çok önemli. Yoksa 1-2 gün bu diyet programını uyguladıktan sonra 3. gün ekstra yeme atakları yaşarken bulursunuz kendinizi. Fizyolojik olarak mide hacminizi doldururken psikolojik olarak da göz doygunluğunuzu sağlamanız oldukça önemli. Evet, yemeklerimizi küçük lokmalarla bol çiğneyerek tüketmemiz gerekiyor. Şimdi lokma büyüklükleri kişiden kişiye değişkenlik gösterebilir. Kimimiz için bir lokma bir dilim ekmeğe dahi eşdeğer olabiliyor. Ama normalde bir lokmanın büyüklüğünün şu kadar olması gerekiyor. Biz bu lokmayı ağzımıza alıp çatalımızı, kaşığımızı elimizden bırakıp bu lokmayı iyice çiğneyip ardından ikinci lokmayı almalıyız. Yani yemek yerken o yemeğin hazzını, tadını iyice almamız çok önemli. 5-10 dakikada yiyip eğer masadan kalkıyorsak sonrasındaki iştah kontrolünü sağlamanız çok zorlaşır. Daha fazla yemek yemek istersiniz ve uzun vadede maalesef sürdürülebilir olmaz. Biz bu nedenle bir haftada 5 kilo vermek istiyorsak yemeklerimizi çok küçük lokmalara bölüp ve bir lokmamızı yiyip iyice çiğnedikten sonra ikinci lokmamızı almalıyız. Çoğu zaman hem işimize yetişmek adına hem de bir an önce yiyip diğer ev işlerimizi yapabilmek, normal işlerimizi halledebilmek adına hızlı yemek yiyoruz. Yani bir lokmayı daha bitirmeden ikinci veya üçüncü lokmayı ağzımıza tıkıştırırken bulabiliyoruz kendimizi. Ancak küçük lokmalarla uzun süre çiğneyerek tükettiğinizde daha az yiyip daha çabuk doygunluğunuzu sağlarsınız. 5 dakikada yediğiniz yemek sizi tatmin etmeyeceği için sonrasındaki yemek yeme eylemi, yemek yeme isteği devam edecek. Bunu unutmayın. İlk lokmayı aldınız, 20 dakika sonra beyne tokluk sinyali gidiyor. Biz eğer o yemeği 5-10 dakikada yediysek maalesef yemek yeme isteği devam ediyor ve porsiyon kontrolünü sağlayamıyoruz. Yemek yeme hazzını çünkü tam olarak almamış oluyoruz. Bu nedenle de yemeklerinizi mümkün olduğunca küçük porsiyonlara bölüp en az 20-30 dakikada yemeye çalışın ki az kalori olarak daha hızlı bir şekilde fazla kilolarınızdan kurtulabilin.
Bir haftada 5 kilo vermek istiyorsanız yapmanız gereken diğer önemli bir adım ise gün içerisinde yeterince su içtiğinizden emin olmalısınız. Hemen kilonuzu 33 ile çarpıp günlük içmeniz gereken sıvı miktarını belirlemeniz gerekiyor. Ve bu suyu bir anda değil, çünkü bir anda su içtiğinizde maalesef içtiğiniz su tamamen idrar ihtiyacı olarak dışarıya atılıyor. Tüm güne yayarak içmeye çalışın ve gün içerisindeki iştah kontrolünüzü daha kolay sağlayabilmek adına akşamdan 1 litrelik suyunuzun içerisine bir tane çubuk tarçın, 1-2 dilim limon, 1-2 tane karanfil ve bir tutam maydanoz ekleyin. Tüm malzemeler sabaha kadar suyunuzun içerisinde beklesin. Sabah aç karnına öncelikle bir bardak bu sudan için ve geri kalanı tüm güne yayarak içmeye çalışın. Günlük içmeniz gereken su miktarına dahil oluyor bu su, bilginiz olsun. Siz suyu yeterince içtiğinizde, düzenli içtiğinizde iştah kontrolünüz çok kolaylaşacaktır. Gün içerisinde ekstra yemek yeme isteğiniz olmayacak. Porsiyon kontrollerinizi çok daha rahat sağlayacaksınızdır. Çoğu zaman, çoğu danışanımla da konuştuğumda aslında aç olmadığı halde az su içtiği için bir şeyler yemek, ağızlarına bir şeyler atmak istediklerinden bahsediyorlar. Unutmayın ki beyinde tokluk merkezi ile su merkezi birbirine çok yakın. Az su içtiğinizde sanki az yemek yemişsiniz gibi yeme isteği tetiklenebiliyor, iştah açılabiliyor. Bu yüzden de bir haftada hızlı ve etkili sonuçlar almak istiyorsak iştahımızı kontrol altında tutabilmemiz çok önemli. Bunun için de su tüketimimize çok dikkat ediyoruz. Su tüketmekte zorlanan kişiler sularının içerisine ayrıca yeşil elma dilimleri, nane yaprakları, maydanoz yaprakları ekleyerek sularını daha fresh bir hale getirebilir. Daha kolay tüketimlerini yapabilirler. Bir haftada 5 kilo vermenin diğer bir yolu ise gün içerisindeki fiziksel aktiviteyi arttırmaktır. Yediklerimize göre daha fazla kalori açığı oluşturmalıyız ki hızlı ve etkili sonuçlar alabilelim. Bunun için de sabah aç karnına, çünkü gece uzun süreli açlık sonrasında sabah uyandığınızda ve yaptığınız egzersizde, yoğun tempolu bir egzersizde vücudunuzdaki yağ dokularını yakacaksınızdır. Özellikle de yaz aylarında havanın çok sıcak olduğu dönemlerde sabah ya çok erken saatlerde ya da akşam yemeğini yedikten 1-1,5 saat sonra spor yapmaya çalışın. Özellikle kardiyo hareketleri yapın. Yağ yakımına yönelik çalışın mutlaka. Kas kütlenizi çok fazla genişletmeye yönelik antrenmanlar yapmamaya çalışın. Çünkü kilo verirken bir de kas kütlenizi genişletirseniz maalesef kol ve bacaklarınızın daha iri, daha kalın durmasına yol açarsınız. O yüzden önce kardiyo antrenmanları yapıyoruz. İdeal kiloya geldikten sonra kas antrenmanları yapmamız oldukça önemli. Yani bir haftada 5 kilo vermek istiyorsak gün içerisinde ekstra kalori açığı oluşturmamız gerekiyor. Bu yüzden de bol bol spor yapmayı ihmal etmeyin. Sabah çok erken saatlerde dışarı çıkmaya vaktim olmuyor veya akşam eve gitmem gerekiyor, çocuğum bekliyor veya işlerim oluyor diyorsanız evde YouTube'dan bulabileceğiniz egzersiz antrenmanlarından da yararlanabilirsiniz. Bir haftada 5 kilo vermeniz için yapmanız gereken diğer bir adım ise süt ve süt ürünlerini, özellikle de sütü ve peyniri çok fazla tüketmemek ve kuru baklagil tüketiminden kaçınmaktır. Herhangi bir hazımsızlığınız oluyorsa, özellikle de kuru baklagil tükettikten sonra bu ekstra oluşacak şişkinlik hissi sizin motivasyonunuzu düşürecek ve kilo verme sürecinizi maalesef yavaşlatacaktır. Kuru baklagil tüketimini, peynir tüketimini, süt tüketimini daha az yaparsanız bir haftada maksimum sonuç aldığınızı göreceksiniz. Bu arada bir haftada maksimum kilo vermeyi hedeflerken aslında maksimum yağ yakımını hedefliyoruz. Özellikle de mezuranız varsa göbek çevresi, kol, üst bacak bölgelerinden mutlaka mezura ölçümlerinizi yapın. Çünkü bir hafta boyunca oluşan bedensel incelmeler, bedensel değişimler yağdan ne kadar kilo verdiğinizin göstergesi olacak. Lütfen birazdan paylaşacağım diyet programını uygulamadan önce mezura ölçümlerinizi yapın ve yorumlarda benimle paylaşın. Bir de bir hafta sonra tekrardan ölçümlerinizi yapın. Bakalım kaç kilo vermiş olacaksınız. Bir haftada 5 kilo vermek istiyorsak işte uygulamanız gereken bir haftalık diyet programı. Akşamdan 1 litre suyumuzun içerisine bir tane çubuk tarçın, 2-3 tane karanfil, 2-3 dilim limon ve bir tutam maydanoz ekliyoruz ve sabaha kadar bu karışımı bekletiyoruz. Sabah uyandığımızda aç karnına bir su bardağı kadar bu sudan içerek güne başlamanızı öneriyorum. Akşamdan bu suyu eğer hazırlama imkanınız olmazsa sabah aç karnına bir su bardağı ılık suyunuzun içerisine bir tatlı kaşığı kadar doğal elma sirkesi veya alıç sirkesi ekleyebilirsiniz. Mide hassasiyetiniz yoksa lütfen sirke kullanın. Eğer midenizde yanma, ekşime oluyorsa, mide hassasiyetiniz varsa
sirke tüketmemeye dikkat edin. Bu süreçte bir haftada maksimum sonuç alabilmek adına aralıklı oruç programı yapmanızı önereceğim. Çünkü aralıklı oruç programı geç ilk öğün, ara öğün ve akşam yemeği tüketimine dayalı bir beslenme programıdır. Direkt gün içerisinde aldığınız kalori miktarını azaltır. Tabii ki de burada da yapılan yanlış aralıklı oruç uygulamaları sizin kilo vermenizi engeller. Burada en çok dikkat etmeniz gereken şey yemek yeme aralığı. Sabah 10'da ilk öğününüzü tüketiyorsanız akşam 6'da son öğününüzü yemeli ve günü kapatmalısınız. Ancak ben ilk öğünümü 2'de yiyeceğim, akşam 10'a kadar yemek istiyorum. Gece 10'dan sonra 16 saat boyunca açlığımı korurum ben diyorsanız işte o zaman yanlış yaparsınız. Çünkü yediğiniz zaman aralıkları önemli. Gün içerisinde yediğinizde vücudunuz onları yakıyor. Hele ki bir de yemek yedikten 1 saat, 1,5 saat sonra antrenman yaptığınızda kanda yükselen insülin bu besinleri kaslara gönderiyor ve kaslar enerji ihtiyacını bu şekilde karşılıyor. Ama gece 6'dan sonra, 7'den sonra yemek yediğinizde maalesef vücudumuz yediklerinizi depolamaya geçiyor. Bu nedenle akşam yemeğini erken tutacak bir aralıklı oruç programına başlarsanız çok hızlı sonuç alırsınız. Bunu da sabah 10, akşam 6 gibi veya sabah 10, akşam 5 gibi o 8 saatlik yeme sürecinde daha kısaltarak yapabilirsiniz. Evet, ilk öğünümüzü 10 ile 12 aralığında yapabilirsiniz. Mutlaka 2 tane haşlanmış yumurta yiyoruz. Anne sütünden sonra en kaliteli proteinin yer aldığı bir besindir. Ve haşlanmış yumurta sizi uzun süre tok tutacaktır. Bu haşlanmış yumurtanızın yanında yarım avokado ekiyoruz ve bol yeşilliklerden oluşan bir yumurta salatası yapıyoruz. Maydanoz, roka, nane, semizotu, salatalık gibi sıfır kalorili alternatifleri bol miktarda ekliyoruz salatamıza. Hem göz doygunluğumuzu sağlıyoruz hem de lif içeriği sayesinde daha uzun süre tok kalmamızı destekliyoruz. Sabah kahvaltımızı yaptıktan sonra gün içerisindeki iştah kontrolünü kolaylaştırması için 750 milim kaynar suyun içerisine bir tutam yeşil çay ekliyoruz. Yeşil çayımızı maksimum 15 dakika demledikten sonra süzüp içerisine 1/3 limon suyu ve bir şişe maden suyu ekleyerek tüketiyoruz. Bunu lütfen bir anda içmeyin. Tüm güne yayarak içmeye çalışın. Gün içerisinde hem yağ yakımınızı hızlandıracak, ödem atımınızı kolaylaştıracak hem de bu içeceği soğuk formda da tüketebileceğiniz için soğuk içecek içme ihtiyacınızı da karşılayacaktır. Sabah kahvaltısıyla akşam yemeği arasında açlık hissi oluştuğunda bir dilim ananas ve yanında 10 tane çiğ badem tüketmenizi istiyorum. Ananas içerdiği bromelain sayesinde ödem atımınızı kolaylaştıracak. Çiğ badem ise içerdiği sağlıklı yağlar ve magnezyum içeriği sayesinde uzun süre tok kalmanıza yardımcı olacak ve iştah kontrolünüzü kolaylaştıracak. Evet, şimdi sırada ise akşam yemeği var. Akşam yemeğine oturduğumuzda öncelikle kocaman bir salata tüketiyoruz. Salatanızın içerisine salatalık, marul, semizotu, maydanoz, roka, nane gibi, baby ıspanak gibi hem magnezyumdan, folik asitten zengin, C vitamininden zengin yeşillikleri bol miktarda tüketiyoruz. Mevsim salatamızı tükettikten sonra bir bardak kadar ayran veya bir kase cacık veya 4 yemek kaşığı kadar ev yoğurdu tüketiyoruz. Doğal probiyotik içeriği sayesinde bağırsak hareketlerinizi hızlandıracak ve göbek bölgesindeki yağ yakımını destekleyecektir. Salatamızı ve yoğurdumuzu tükettikten sonra ardından ana öğüne geçiyoruz. Haftanın 2 günü mutlaka hindi tüketmenizi istiyorum. Haftanın bir günü omega 3 içeriği nedeniyle mutlaka 300 grama kadar bir ızgara veya fırınlanmış balık tüketmenizi istiyorum. Haftanın 2 günü zeytinyağlı sebze yemeklerimizden 8-10 yemek kaşığı kadar taze fasulye, ıspanak veya enginar tercih edebilirsiniz. Bunu yaparken 1 kilo sebze yemeğine 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı hakkımız var. Lütfen bunu unutmayın. Yemeklerinizi çok yağlı, aşırı salçalı yapmamaya özen gösterin. Haftanın 2 günü ise kendimize çok güzel bir kabak çorbası yapacağız. Kabak çorbamızı yaparken çorbanın yoğunluğunun fazla olmasına ve çok sıvı formda olmamasına dikkat edin. Çünkü çok sıvı formda olan çorbaların mideden bağırsaklara geçiş hızı çok fazla oluyor ve çabuk acıkmamıza yol açıyor. Bu nedenle hacmi daha koyu ve taneli bir çorba tükettiğinizde daha uzun süre tok kalırsınız. Kabak çorbanızın içerisine bir tane soğan, 2 tane kabak, isterseniz bir tane domates veya çok az salça, istediğiniz baharatları ekleyebilir, 3-4 bardak suyla hafif taneli ve yoğun kalacak şekilde pişirebilirsiniz. Kabak çorbanızı yaparken içerisine mutlaka zencefil, zerdeçal ve pul biber eklemeyi ihmal etmeyin. Bu baharatların termojenik etkisi yüksektir.
Kabak çorbanızın içerisine soğan, sarımsak ekleyebilirsiniz. Aynı şekilde tokluk sürenizi uzatabilmek adına eğer gluten hassasiyetiniz yoksa bulgur veya gaz ve şişkinlik sorunu yaşıyorsanız bulgur tükettiğinizde kara buğday ekleyebilirsiniz. Bu çorbayı istediğiniz kadar tokluk hissi oluşana kadar tüketebilirsiniz. Bu şekilde yapacağınız bir beslenme programıyla bir haftada maksimum sonuç alacaksınızdır. Mutlaka aldığınız sonuçları benimle paylaşmayı unutmayın. Merakla bekliyor olacağım. Evet, bugün sizlerle bir haftada nasıl 5 kilo verebileceğinizden bahsettim. Sizin de kilo verme sürecinizle alakalı bana sormak istediğiniz sorular varsa videonun altına sorularınızı yorum olarak benimle paylaşabilirsiniz. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.